Arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci hafta şöyle demiştim geçen hafta kitabımızın e, ilk iki konusu, ilk iki ünitesi e, yoğun bir şekilde nahiden bahsediyor. E, sadece okumak bile e, dört blok e, derste yeterli olmaz e, efendim. O yüzden en önemli bilgileri sizinle paylaşacağım. İşe yarar olanları sizinle paylaşacağım demiştik. Siz de fark ettiğiniz gibi birinci ünitede bakınız. Nahiv ilminin e, tanımı konusu e, faydası işleniyor. İşte nahi için hani sarf ve e, nahil diye normalde ikiye ayrılır. Morfoloji ve sentaks diye ikisine birden gramer denilir. Gibi bazı açıklamalarda bulunmuştum. Ee, söz dizimi e, cümle kurma e, kelime grubu oluşturma e, konu, e, konusu budur. E, temel kavramlar var burada. E, efendim terkip, e, terkip ile kastedilen e, cümle ya da kelime grubudur e, demiştik. E, e, i̇sim cümlesi ve fiil cümlesinden bahsetmiştik. Her cümlenin özleme yüklem olur. E, tamamlayıcı ögeleri lütfen özne ve yüklemden sonra söyleyin demiştik. Burada e, henüz ele almadığım bazı bilgiler de var. Mesela haberi cümle, bildiri kipi, inşai cümle, dilek kipi gibi. E, sonra sözcükler muğrap olur, mebni olur. E, bunlar özne halinde, nesne halinde ya da tamlama halinde. Arapça terimleri kullanacak olursam ref halinde, nasb halinde, cer halinde olur isimler ya da fiiller ref halinde, nasb halinde, cezmi halinde olur. Bazılarını da bu derste anlatacağım. <laughs> Efendim cümle kurarken şöyle bir bilgi vermiştim. Temel olarak işinize yarar şekilde. Özne ve yükleme dambeleyin. E, tamamlayıcı tüm ögeleri fetalayın. Harfi cerden sonra, muzaftan sonra gelen kelimeleri de kesralayın demiştim. Bu temel ilkemiz olsun. Efendim sonra Arap dilinde bazı sözcüklerin son harekeleri değişmez ee, efendim onlardan da yine bahsedeceğiz ama ben yine bu derste cümle ağırlıklı bir ders işleyeceğim cümleleri işlerken e, sözcüklerin e, merfu, mansup mecrur oluşlarına e, harekelerine değineceğim ikinci ünite ise yukarıdakinin biraz e, teknik boyutu Amiller ve mamüller. Hani bazen diyoruz ya. özneyi dammele. Yüklemi dammele. Niye dammeleyeceğiz? E bunu, bunu dilcilerimiz belli bir sebebe bağlamış. İşte tamamlayıcı ögeleri fetala diyorum mesela. İşte niye fetalıyoruz? Efendim e orada diyorlar ki bunları fetalatan bir amil var diyorlar. Yani bu ikinci ders. E, yukarıdaki birinci derste işlenen konuların teknik e, nazari boyutu, teorik boyutu, teorik boyut üzerinde çokça fazla durmayacağım. Sonuçta teorik, ben daha çok uygulama yönünde, uygulama üzerinde, uygulama yönüne ağırlık vererek bir ders işleyeceğim. Geçen derstekileri e, tekrarlamaya lüzum yok. Ama e, şunu söylemeden edemeyeceğim. Çünkü az önce başka bir hazırlık sınıfı dersine girdim. Orada da söyledim. Ağzımızdan bir fiil çıkarsa şu iki şeye dikkat edeceksiniz demiştim. E, efendim neydi? Eylem bitmiş mi? Bitmemiş mi? Buna göre maziye de muzari kip kullanacaksın. Ve özdesi kim? Buna göre de o fiili uygun zamire göre çekimleyeceksin. Efendim yine bunu hatırlatacağım emin olun size. Ee, çünkü cümle kurarken genelde bu iki hususta hata yapıyorsunuz. Peki efendim birinci ve ikinci ünitenin konularına baktığınızda ben şunu fark ettim. Ee, ana konu muğraplık muğraplık yani buna irab da diyebiliriz. Ya da mebnilik. Buna bina da diyebiliriz. <laughs> Zaten nahiv kitabımızda nahiv kitaplarında tüm nahiv kitaplarında ana konuşu değil midir? Hasan kelimesi sonra ketebe et ders mesela fissaf şuradaki Hasan'ın sonunu nasıl Endireceğim? Hasenun. Ders kelimesini nasıl harekelendireceğim? Et derse. Sınıf kelimesini fiden sona geliyor. Nasıl harekelendireceğim? Kesra. Başka bir yerde Şöylesi bir cümleyle karşılaştığımızda buradaki Hasan'ı nasıl harekelendireceğim? Feta'yla. Hal kelimesini nasıl bab kelimesini nasıl harekelendireceğim? Bununla uğraşıyor. Ee, yani bazı sözcüklerin son harekeleri cümle içerisinde bulunduğu yere göre değişiyor. Mesela ketebenin e, harekesini cümle içerisinde bulunduğu yere göre harekeleyemeyiz. O konuda bizim e, elimiz bağlı. Mesela rahip right tu derken şuradaki tu'yu isteğimize göre harekelendiremeyiz raye ifadesini isteğimize göre değişiklik yaparak harekelendiremeyiz. Ama buradaki Hasan kelimesini bak şu cümlede dammeledim ama bu cümlede fetaladım. Niçin? İşte arkadaşlar irap dediğimiz olay sesin değişmesi olgusu. Bina dediğimiz olay ise sesin değişmemesi. Hep sabit kalması. Mesela mazi fiiller asla değişiklik arz etmez. Bu sesin değişmemesine biz bina diyoruz. O zaman ketebe değiş, değişmeyen sesler içeriyor. O zaman buna mebni kelime diyeceğiz. Mesela şuradaki Hasan burada damvelenmiş, burada fetalanıyor. alınıyor. E demek ki bu ses değişimine irab diyoruz. O zaman hasan sözcüğü muğraptır. Yani Değişen ses içeren bir kelimedir. Peki ne zaman dammeleriz? Ne zaman fetalarız? Ee, bunu da şimdi biraz sonra örneklendireceğiz. Demek ki e, nahvin de ana konusu e, sözcüklerin ne zaman harekelerinin değiştirileceği ne zaman dammelenir? Ne zaman fetalanır? Ne zaman hasenin. Mesela ne zaman kesralanır? E, bunun cevabını vermek. Efendim bu harekelerin değişmesinin e, çoğu kere ögelere bağlı olduğunu belirteyim. Birinci cümlede hasenun müpteda özde olduğu için dammelendi. İkinci cümlede hasenen nesne tamamlayıcı öge olduğu için fetalandı. Üçüncü cümlede ise Hasen kelimesi harfi cerde sonra geldiği için kesralandı. O yüzden hatırlarsanız özne ve yükleme özne ve yükleme olarak gelen isimleri dammele, tamamlayıcı ögeleri fetala, harfi cer ve muzafta sonra gelenleri kesrala. Bu seni e, emin ol e, Arapça konuşmak için belirli bir seviyeye ulaştırır. Sadece bu kaide bile. E, tabii diyeceksiniz ki sen bir tane kaide söyledin. Arapça niye bu kadar uzun? Niye bu kadar kaideler hacimli? Efendim ayrıntılar. Ama az önceki söylediğim e, tek bir kaide e, Arapçanın yüzde altmışına karşılık geliyor. E, kelime bilgisiyle o zaman belirli bir seviyede Arapça konuşabilirsiniz. E, bunu demek istiyorum. <laughs> Peki Efendim. Mebnilere dokunamıyoruz biz dedik. İşimiz murap olan isimler. Niçin? Çünkü mebni sözcükler son sesi değişmeyen yapılardır. Ha bunları tanırız. Çünkü yanlışlıkla değiştirmek istemeyiz. Tamam. E, asıl naivin konusu işte murap olan yapılardır. Muğrab olan yapılardır. E, fiillerin azı isimlerin ise çoğu muğraptır. Ne demek? E, fiillerin azı niye muğrab? Çoğu ne? Demek ki fiillerin çoğu mebni. Efendim, mazi ve emir fiilleri mebnidir. Bunların son harekelerini belirleyemeyiz. Ama ilk önce size gelin şu bilgiyi vereyim. Arkadaşlar, Fiiller cümledir. Her fiil yargı bildirir. Bu ne demek biliyor musunuz? Öğrendiğiniz her fiille siz bir cümle kuruyorsunuz demek. Örnek vereyim. Ketebe yazdınız. Bu bir cümle. E, efendim yiktubu yazıyorsunuz. Bu da bir cümle. Uktub. Bu da bir cümle. Üç tane cümle kurdum ben. Tabi bunlardan ketebe, mazi, uktub, emir, Bunlar mevni ikisi. Geriye sadece mevni kalıyor. Bu muğraptır Fakat her muzari fiilde murap mıdır? Hayır. Ama her mazi ve her emir mevnidir. Yektubu muzari bunun nunun nisve almış olan çekimi vardı. Yektub ne? Bir de tektub ne? Hun ne? Yektub ne? ne yektub ne bir de entun ne tektub ne bu ikisi mebni çekimidir hani hatırlar mısınız bu fiilin çekimlerini yektubu yektubu yani yektubu ne tektubu tektubu yani yektub ne işte oradaki yektub ne mebni ama öteki çekimler uğrap devam ediyorum tektubu Tek tubu yani tek tubu ne? Murab bunlar. Tektubu yine tektubu yani. Murab bunlar. Tektub ne? Tektub ne? Nun'un nisvi almış. Bak iki tane. ne ve entunne çekimlerinde. Bu ikisine mebni diyoruz. Tektubu, nektubu. E bunlar ise e, murabdır. Peki murab olması ne demek Allah aşkına? Efendim murap olması, olması yektubu örneğini alalım. Bazen cümle içerisinde dammeli Bazen yektuba şeklinde fetalı, bazen de yektub şeklinde harekesini yitirmiş olarak gelir. Yektubu şeklinde gelmiş olanlara biz özne hali, Arapça teknik terimini kullanacak olursam merfu, yektuba ise enlen len iden, en len iden gibi edatlardan sonra gelen mansuptur. Ben buna nesne hali diyorum, mansup. Efendim, yektub İfadesi ise lem lemma emirla e, yasaklama bildiren la ve emirlamı li li şeklinde gelir. Bunlara efendim bir de in şart edatını ekleyeyim. E, ve peşinden gelen muzari fiilin bakınız o mesi düştü. Biz bu fiillere en son vermiş olduğum örnektekine şuradakine Mezlum fiil diyoruz. <laughs> Buradan ben anlıyorum ki yektubu diğer iki formda yektube ve yektub şekline giriyor. Burada bir ses değişimi var. Bu ses değişimine irap diyoruz. Bu ses değişiminin meydana geldiği yektubu yektube yektub sözcüklerine murap diyoruz. Ve fiiller için üç tane durum söz konusu. Ya merfudur ya mansuptur ya da meczumdur. Burada me merfu halini nasıl anlayabilirim? Bu sorunun cevabı şu. Nas medatlarından sonra gelirse mansup, cez medatlarından sonra gelirse meczum, meczum. Eğer önünde nas ya da cez medat olmazsa yani şu yektubunun önünde en, len, key, izen olursa yektube lem lemma la li in olursa yektub peki bunlardan herhangi biri olmazsa o zaman yektubu diye harekelendiriyorum. Şu sonundaki değişen ses var ya bunlara da irap harekeleri diyoruz. Bu damme nas medatlarından sonra gelen feta ve cez medatlarından sonra gelen sukun irap alametleri olmuş oluyor. Ama şu yektup neyi el alayım. Hani ona mebni demiştik ya. Kadınlar mı onunla bitişen muzafir fiil mebnidir. Şimdi bunun önüne herhangi bir edat getirmiyorum. Mebni. En getireyim örneğin. Bak yektup ne? Değişiklik yok. Lem getireyim önüne. Yine değişiklik yok. Lem yektup ne? Peki sesin değişmemesi neydi? Bina. Demek ki Yektub ne? Hiçbir zaman ister nas ister cezme ile birlikte kullansın ister kullanılmasın e, mebni'dir. Mebni dediğimiz olay e, bu. O efendim. Mazi ve emir fiillerinin mevni kadınların onunla bitişmiş muzari fiilin yine mevni olduğunu hemen belirtelim. Efendim bir de e, şetteli ya da şeddesiz sessiz halde muzari fiile bitişen e, tekit var. Efendim birinci dönemde e, bunlar kısaca örneklendirilmişti. Ben burada çok örneklendirmeyeceğim. E, kullanımı fazla değil. Kur'an-ı Kerim'de var tabii ki. E, normalde günlük dilde de fazla kullanılmaz bunlar. E, mesela yıktı bunun başına. Bu deli ya da sakin şey gelecek olursa direkt bitişecek olursa şuradaki yekdu bu efendim fetalanıyor. Diyeceksiniz ki o zaman bunun önünde nasbedatı mı var? Hayır. Nasbedatı olduğundan değil. Kendisine kendisi ne? Şeddeli ya da şeddesiz. Tekit dolu bitiştiğinden efendim mebni hale geliyor. Yekdu ne? ya da yekdu ben. Yani demek istediğim şu. Muzarif yelin sonuna tekit onu direkt olarak bitiştiğinde yine mevni kabul ediliyor. E, fakat günlük dilde kullanımı az demiştim. Ben şimdi yukarıda bahsettiklerimden günlük dilde ve metinlerde sık sıkça geçen e, bazı şeyleri tekrarlayacağım. Mesela şurada nasip edatlarından, şurada cezmedatlarından bazılarını e, direkt anlamıyla ilgili olduğu için bilinmesi zorunlu olduğu için Metin okumak için gerekli olduğu için tekrarlayacağım, ee, tekrarlayacağım derken yani birinci dönemde zikredildiği için tekrarlayacağım. Bazılarını ilk derslerde tekrarlamış olmam, bu tekrara yine engel değil, onu da belirtmiş olayım. <laughs> Peki efendim. Bu arada her kitapta da yazar şöyle der. Biliyorsunuz kelime isim, fiil ve harf olarak üçe ayrılması yaygın bir taksimdir. Ben burada fiillerin cümle olduğunu belirtmiştim. Dolayısıyla bence burada kelimeler arasında arasından fiilin çıkarılmasında isabet olur. Niçin? Çünkü arkadaşlar fiiller Yargı bildirecek şekilde doğar. Bana bir fiil söyle. Yargı bildirmesin. Arapçada ya da Türkçede. Diğer dilleri karıştırmıyorum ama bu iki dille fiiller yargı bildirir. Ve cümle olarak doğar. Ortaya çıkarlar. Ha ben o fiilleri sonradan istersem kelime grubuna dönüştürebilirim. Yargı bildirmekten çıkarabilirim. Mesela fiilleri nasıl yargı bildirmekten çıkarıyor Türkler Türkçe? Mesela zarflaştırarak, mastarlaştırarak, bir de sıfat fiile dönüştürerek. Örneğin git, zarflaştıralım. Gittiğinde, gidince, giderken, bak ınca, dığında ve iken eklerini git fiiline birleştirdiğimde yargı bildirmekten çıktı. Peki git. Mastarlaştırayım. Mağışmak ekinin mastarlaştırdığını biliyorsunuz. Gitmek, gidiş, gitme. Bak artık yargı bildirmekten uzaklaştı git fiili. Sıfat fiil hale dönüştürülürse de e, efendim yargı bildirmekten çıkar. Mesela giden, gitmiş, gidik. Bunlar Artık yargı bildirmez ee, efendim. Mesela giden adam gitmiş para ee, gidik e, tabi e, her sözcükten anlamlı şey çıkmayabilir. Mesela yitik telefon. para ha, gidik para ha, gidik telefon belki olabilir. Yitik mesela yit yitirmekten yitik ee, yitirilmiş anlamında. Burada söylemek istediğim bak bunlar. Peki. E, ben burada en son hatırlat demiştim. Mastarlaştırma, zarflaştırma, sıfat fiil haline getirme. Bunlar çok önemli olduğu için tekrar yap demiştim. Bunlarla başladık. Hadi Arapçasını söyleyiverelim o zaman. Örneğin ذهب. Gitti demek. Sonuna nokta koyarım. yargı bildiriyor. Çünkü bunun öznesi gizli. Her fiil bir merfu isim içerir. Özne içerir. Efendim gizli ya da açık. Hasan'ı dersem açık olur. Hasan'ı zikretmezsem gizli olur. Ama sonuçta sonuna nokta koyuyorum. Bakınız bunun başına indama hinama bu mazi fiil olduğu için lemma istersem vaktema hatta vakte kelimelerini getirdiğimde artık yargı bildirmekten çıkıyor. zarflaşmış oluyor. Zehebe gitti demek iken indema zehebe veya diğerleri gittiğinde gidince anlamını veriyor. Yeze bu gidiyor demek. Yukarıdakileri indema hinema buradaki lemmayı getiremiyoruz muzari kiple. Vaktema vakte dediğimizde e, efendim yeze bu artık yargı bildirmekten çıkıyor zarflaşıyor. Gidince, gittiğinde, giderken anlamını veriyor. Peki mastarlaştıralım mı? Mesela zehebe. gitti ya da yezebu. gidiyor. Bunu mastarlaştırmak istediğimde fiil cümlesi olduğu için en önüne yezebe. en getirmem yeterli. Evet. En ya da en يذهب. Tabii bu en'in efendim muzari ile nasip ettiği de aklımızın bir kenarında bulunsun fakat şu bütüne arkadaşlar şu bütüne biz müevvel mastar diyoruz Arapça'da buna özel bir ad koymuşlar önemine binaen yazmak istiyorum enzehebe gitmesi enyezebe gitmesi demektir diyeceksiniz ki birinde mazi diğerinde muzari kullanıyorsun aralarında hiç bir fark yok Olma mı? Zehebe dersen geçmiş zamanlı mastar, en yezhebe dersen geçmemiş zamanlı mastar elde ediyorsun. Hmm. Az önce demiştim ya ağzımda fiil çıkarsa şu iki soruya cevap vereceksin. Eylem bitmiş mi? Bitmemiş mi? Ve öznesi kim? Mesela gitmeni istiyorum. Bunu nasıl tercüme edeceğim? Eğer şu soruları cevap vermezsen burada istiyorum. İsteyen kim? Ben. Peki e eylem bitmiş mi? Hayır devam ediyor. O zaman muzari kipi ben zamirine göre çekimleyeceğim. Şuradaki git, git git fiili var ya. Evet. Buradaki ma ekiyle mastarlaştırılmış. Arapçada iki tür mastarlaştırma var. Bir sözlüğe bakarsınız. Zehebe yezebu zeheb karece yakrucu kuruç gibi Ama bir de e, en gibi bir edatla mastarlaştırma söz konusu. Eğer burada en kullanacaksam o zaman kendime sormam lazım. Ben burada bunu e, efendim müebbel mastar olarak kullanacağım. E, ağzımdan o zaman fiil çıkacak. Tamam da fiil bitmiş mi bitmemiş mi? Bitmemiş. O zaman bu zarik kullanacağım. Peki öznesi kim? Sen. Bu bilgiyi bildikten sonra siz bu cümleyi tercüme edebilirsiniz. Arapça. Uridu. Bak muzari kip kullandım. Ben zamirine göre çekimlendim. En tezhebe. Gitmeni istiyorum. Buradaki tezhebeyi en ile mastarlaştırıyorum. Ama sonuçta tezheb fiil. E, ağzından fiil çıkarken kipi belirlemem. Çek, zamir çekimini belirlemem için bu iki soruyu sorduğumdan bitmemiş eylem. Muzari gibi kullanıyorum. Gidecek olan kim? Sen. O zaman bu muzari fiili sen zamirine göre çekimliyorum. Eğer gitmek istiyorum deseydim gidecek olan ben olduğum için diyecektim. Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Peki <laughs> şunu şunu şuna bakınız. Hmm, efendim nasıl diyelim şurada ortaya çıkıyor gittikten sonra e, geldim Ali gittikten sonra geldim Ali gittikten sonra Türkçe bu ifadenin şöyle de söylenebileceğini belirteyim Ali'nin gitmesinden ya da gidişinden sonra. Ali gittikten sonra yani Ali'nin gitmesinden Ali'nin gidişinden sonra. Şurada gitme ve gidiş ifadesi kullanıldığında şuradaki M'lere ve ış, mağışmak eki var ya. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Niçin? Ya burada e, git fiili bak masarlaşmış. Vallahi aynısını Arapçada da yapacağım. Bak şimdi. Ama Arapçada yapmadan önce şunu sorayım. Ben buradaki git fiilini mastarlaştıracağım en ile. O zaman şu sorulara cevap vermem lazım. Buradaki gitme eylemi gerçekleşmiş mi? Evet. Peki evet. giden Olur. kim? Ali. Giden Ali. Kim? Ali. Ha. <laughs> demek ki burada gitmek fiilini mazi kipte ve o zamirine göre çekimleyeceğim. Peki geldim. Burada ise Gelen kim? Ben. Gelme gerçekleşmiş mi? Evet. Demek ki geldi anlamına gelen fiili mazi kipte ben zamirine göre çekimleyeceğim. E şurada da mastarlaştırma var. Evet. Bir de bade kelimesini bilmem lazım. Bade sonra demek. Bade Hasan'ın Hasan'dan sonra. Bade ta'ami yemekten sonra. Bade medreseti okuldan sonra. Badel huruci çıktıktan sonra. Çıkıştan sonra. Ben burada mastar getireceğim. Fakat müevvel mastar getirmeyi tercih edersem o zaman ağzımdan fiil çıkacak. Bak müevvel mastar çünkü en artı fiille ifade ediliyor ya. Önce şunu tercüme edeyim. Geldim. Eteytu. Geldim. Ya da tu Geldim. Ya da hatta Vasaltu. Geldim. E bunu bu, devamını Bade Zehebi Ali'nin şeklinde ifade edebilirim. Bak Ali'nin gidişi. Ali'nin gitmesinden sonra. Buradaki Zeheb sözlükte kullanılan masları kullandım. Buna sarih maslar diyorlar. Ama ben mebel masdar kullanmak istiyorum. O zaman şuradaki zeheb yerine fiil getireceğim. Ama önüne en koyacağım. Mastarlaştırayım o fiili diye. İşte ben burada fiili kullanırken zehebe mi diyeceğim yoksa yezhebe mi diyeceğim? Buna siz cevap verin. Siz cevap verin ki burada Ali'nin Burada Ali'nin dammel olması gerektiğini belirteyim. Niçin? Çünkü gidecek olan Ali. O zaman özne ve da, hani özne ve yüklemi özne ve yüklem olarak gelen isimleri dammel ediyorduk ya. Ali'yi dammel Hangisini kullanacağım? Zehebe mi? Yedhebe mi? Bitti için Hoca, hocam. Evet. Bitmiş. Bitmiş eylem. Harika. O yüzden burada zehebeyi kullanmam lazım. Peki gelin aynı cümleyi değiştiriyorum. Ali gittikten sonra değil de önce söyleyeyim buraya. Bakın Türkçe'de ne gibi değişiklikler oluyor. Lütfen görün. Ali'nin gitmesinden önce. Ali'nin gidişinden önce. Şu parantez arasındakileri kullanırsanız hiç sorun yok. Ama şurada ne dersiniz siz Ali'nin gitmesinden önce geldim. Şu yapıyı nasıl ve neye dönüştürmeniz gerekiyor? Türkçe soruyorum, Arapça değil. Ali gitmeden önce. Evet, bak 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 gördünüz mü? Ali gitmeden önce. Peki size bir soru sormak istiyorum. Buradaki m eki görevi nedir? Mastarlaştırdı hocam? Mastarlaştırdı Olumsuz. Olumsuz hocam. Maalesef. ilk verilen cevap doğruydu. Bu buradaki M eki mastarlaştırma eki. E, olumsuzluk eki değil. E, çoğumuz bunu olumsuzluk eki olarak görür. Dolayısıyla bu cümleyi tercüme edemez Arapçaya. Buradaki M eki Parantez içindeki git'den de anlaşılacağı üzere mastarlaştırma eki. Ali gitmeden önce. Peki gelin bu cümleyi tercüme edelim. Geldim ifadesini şurada kullanabiliyorduk. Şuradaki git fiilini ben mastarlaştıracağım. Yani sözlükten e, öğrendiğim zehep fiilini kullanmayacağım. Önce mastar yapacağım. Peki yaparken şuraya bir kable getiriyoruz. Kable biliyorsunuz isim Arkadaşlar isimden bu kableden sonra gelen Muzaffin iley, Muzaff iley, Muzaff iley de isim olmalıdır. O zaman ben cümleyi mastarlaştırmam lazım. Peki bunun için en getirdim. Şimdi soruyorum. Şu yapıyı aşağıya alıyorum. Zehebe mi diyeceğim, Yezhebe mi diyeceğim? Yezhebe diyeceğiz hocam. Yezhebe. Evet. Yezhebe e Yezhebe doğru. Bu sefer de zehebe olmuyor. Peki bunu belirleyen şey ne Allah aşkına? İşte az Eylemi önce dedim ya. Eylem bitmemiş. Evet. Eylemi evet, evet eylemin bitmesi. Bu evet. Bunu arkadaşlar ben bilebilirsem ancak Arapçaya tercüme edebilirim. O yüzden ben diyorum ki ne kadar Türkçe biliyorsan o kadar yabancı bir dil öğrenebilirsin. Bunun ee, peki altyapısı ne? Gerekçesi ne? Şu. Bilmediğin bir anlamı anlamadığın bir anlamı kendi dilimde anlatabilir miyim ben? Başka dille hiç anlatamam. O yüzden e, ikinci bir dil öğrenmek hep kendi dil bilgimize paralel olarak ilerler. Eğer Türkçe'yi iyi biliyorsak emin olun ikinci bir dili çok daha kısa sürede öğreniriz. Peki kendi dilimizi bilmiyorsak İkinci bir dili öğrenemez miyiz? Tabii ki öğrenirsin. ikinci dili öğrendikçe kendi dil dilinin kaideleri de öğrenmiş oluyorsun. Ee, böyle bir şey var. Ee, peki efendim. Burada müevvel maslar üzerine biraz daha yoğunlaştım. Geçen derste hatta bir videoda lütfen hatırlatın demiştim. Ee, kısa bir örnek vermiştik. Ee, buna da geri döndük. Efendim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam en dedin ondan sonra mazi ya da muzari ama fiil cümlesi gelir. Bu, bu bütüne müevvel mastar deriz. Tamam. Peki en dışında başkaları yok mu? Var. Mesela en yerine da getirebilirsin. Peki görevi ne? Görevi yine şey peşinden gelen cümleyi e, mastarlaştırmak <laughs> mastarlaştırmak peki efendim fakat e, bu ma e, muzarifiyle etki etmiyor o yüzden ayrı bir e, satır açayım mazebe ya da maize bu gitmesi gidişi anlamına geliyor fakat arkadaşlar şu enin kullanımı çok yaygın. Enin kullanımı çok yaygın. Peki diyeceksiniz ki hocam başka yok mu? E, Lev de var. Fakat levin kullanımı çok daha az. Ve levin kullanımı e, de yevettu ya da ehabbe yuhibbu gibi istemek, sevmek anlamına gelen bir fiilden sonra mastarlaştırma edatı olarak kullanılıyor. Yani istediğin her zaman kullanamazsın. Fakat şu enli ifade çok şık, çok iyi. İlk önce hemen bunu öğrenmeniz gerekir. Şuradaki maya da kısaca işaret edeyim önemine. Arkadaşlar buradaki ma buradaki ma mastar harfi dedik. Kendisinden sonra gelen cümleyi mastarlaştırıyor. Fakat Arapçada o kadar çok ma var ki. Mesela ma harece der nokta koyarsan buradaki ma olumsuzluk mağasıdır. Çıkmadı demektir. Ama mesela orayı da ma yahrucu derseniz buraya nokta koyarsanız o zaman ma yahrucu bir bütün olarak tek bir ögeye karşılık gelir. Çıkmasını istiyorum gibi bir anlam e, efendim verir. Eğer ma ile birlikte mesela ma karece devamında da darap tuhu gibi bir yapı gelirse şuradaki ma şart maası olur. İleride göreceğiz. Derslerimiz arasında. E, ma iki tane yargılı cümleyi kendisine e, malzeme olarak kullanır. Ama yukarıdaki mesela olumsuzluk maası önüne gelen fiili olumsuzlar. E, Mastar maası kendisinden sonra gelen cümleyi e, mastarlaştırır ve bir bütün olarak tek bir ögeye dönüştürür. Ama şuradaki şart maası her ne çıkarsa onu döverim. Yani köpek de çıksa, kedi de çıksa, e, balık da çıksa gibi. Hı, efendim. Ya başka maalar da var. Mesela ma ecmeleke derseniz şuradaki maya mayi taçubiye diyorlar. Ne kadar da güzelsin anlamını veriyor. Sadece bu değil. Nekra bir isimden sonra talibun nekra bir isimdir. Mayi getirirsen e, bu belirsizliği daha da yoğunlaştırıyor. Daha da kapalı hale getiriyor. Herhangi bir öğrenci efendim anlamını veriyor. Başka mağalar da var. Mesela ida, dığında demek. E, zarf görevinde kullanılır. Şart anlamı da verir. Şart uslubunu göreceğiz ileride. Bunun sonuna ma da ekleyebilirsiniz. Ha ekle, ha ekleme. Yani buradaki ma zayit kullanımdadır e, denilir. Efendim başka ma'lar ma da var. Mesela mesbuk ederken buradaki ma haberdir. Haberi gösteren karşılık geliyor ve soru edatıdır. Soru edatı adın ne? Adın ne? Ee, gibi. Allah'ım ya Rabbim. Ma'nın ismi mevzul olarak kullanımı da var. Ma'nın ismi mevzul olarak kullanımı da var. Mesela ekeltu. Yedim. Ma tabak tehu. Buradaki ma tabak tehu bitirdiğin şey demek. Ekeltu ma tabak tahu pişirdiğini yedim. Bakınız buradaki ma Kendisinden sonra cümle geliyor ve bu cümlenin içerisinde maden kastedileni gösterecek bir zamir bulunması lazım. Diyeceksiniz ki, hocam şurada mastar mahzını ne kadar benziyor? Mastar mahzında e, kendisinden kastedileni gösterecek bir zamir bulunmaz. Ama ismi mevsulde bulunur. Fakat her ikisi de kendisinden sonraki cümleyle birlikte tek bir öge oluşur, oluşturur. Buradaki ile buradaki gibi. Bak burada çıkmasını istiyorum. Burada ise pişirdiğini yedim Eee gibi. Efendim mesela buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Daha başka mağalar da var. Ee, ben mağayı anlamazsam Kur'an-ı Kerim anlayabilir miyim? Ma için söylediğim şeyler men içinde geçerli biliyor musun? Çoğu kere. Tabii men eee e efendim olumsuzluk edatı değildir. E efendim maharice e, gibi kullanılmaz. E, masdar edatı olarak da kullanılmaz. E efendim ama şart edatı olarak kullanılır. E efendim soru edatı olarak kullanılır. İsmi mevsul olarak kullanılır. E, bu arada Hani konularımız arasında e, ma'ların kullanımı yok. Men'in kullanımı yok. Fakat ma ve men olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. E, ma ve men'lere dair e, hazırlanmış bazı videolarım var. İzlemenizi tavsiye ederim. E, belki vakit olursa üzerinde durmak isterim. Kur'an-ı Kerim'de örnekleri az ama hadislerde çok fazla e, eski kitaplarımızda çok fazla normal günübirlik birlik e, okuduğumuz haber gazeteleri gazete haberlerinde e, ya da kitapların metinlerinde çok fazla olan bir e, uslup var. Ben çakma izafet diyorum. E, kitaplarımızda bu lafzı izafet diye geçer. Bu konuya da değinmek isterim. Ha diyeceksiniz ki basit bir konu mu? Hayır karmaşık bir konu. Daha doğrusu ben basit olarak anlatıyorum ama ne kadar basit olarak anlatsam da e, karmaşık geliyor öğrenciye. Bundan da bahsetmek isterim. Peki, mastarlaştırmak özellikle en üzerinde duruyorum arkadaşlar. Ee, efendim zarflaştırmak indemahi nema başta demiştim. Peki sıfat fiil haline getirmek burada tekrar yap dediğim için yapacağım. Efendim nekra birisinden sonra nekradan sonra bir cümle gelirse aralarında bağlantısı olan arkadaşlar sıfatıdır. Yani nekra artı cümle eşittir belirtisiz sıfat tanlaması. Hemen örnek verelim. Talibun artı yektubu dersehu fi gurfetihi. Bakınız yektubu dersehu fi gurfetihi bir cümle midir? Evet. Peki bu cümleyle talib arasında bir bağlantı var mıdır? Vardır. Nerede bu bağlantı? Yektubunun içerisinde huve var. Dersehu'daki hu var. Gurfetihi ifadesindeki hi var. Hatta üç tane bağlantı var. Peki Yektubu derse fi gurfeti ifadesi. Dersini odasında yazıyor. Anlamına geliyorsa talibin yektubu derse fi gurfeti ne demektir? Şurada kopya verdim. Buyurun. Aynen. Evet. Evet. Dersini odasında yazan öğrenci mi oluyor? Evet. Bu bir sıfat tanıması. Ve sen Türkçe'de belirtisiz sıfat tanımasını yargı bildirmediğini anladığın için bak ne kadar rahat tercüme ediverdin. Dersini sınıf sınıfta yazan bir öğrenci. Bak ne dedik? Nekra'dan sonra gelen cümle onun sıfatıdır. Yani ortaya belirtisiz sıfat tanıması oluşur. Peki ben yapıyı değiştiriyorum talip kelimesini marife yapıyorum. Bu durumda ne oldu? Marife artı negra. Arkadaşlar bu cümle ismi yedir. Nokta. Peki bu bilgiden yola çıkarak şu cümleyi et talibu yektubu dersu gurfetihi tercüme edebilir misiniz? Kopyası var bak burada. öğrenci dersini odasında yazıyor. Odada yazıyor. Kesinlikle. Buradaki bir öğrenci ifadesindeki biri kaldırıyorum çünkü belirsizlik bildiriyor. Oysa el takısı koyarak onu belirledim. O yüzden öğrenci dersini sınıfta yazıyor. Bak sonuna nokta koydum. Demek ki marife artı cümleler burada cümle cümleler nekra ya Marife artı cümleler. Aralarında bağlantı var mı? E var. Marife artı cümle. Demek ki isim cümlesinin formülü. Peki efendim. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Öğrenci dersini sınıfta pardon dersini sınıfta demişim ya. Şuraya odasında diyecektik. Arkadaşlar bunları hatırlatın. <laughs> Şuraya ben yüklem getirmek istiyorum. Sivasi yun diye. Şu cümleyi öğrenciye sıfat yapmak istiyorum. Ne yaparım? Biliyorsunuz sıfat tanımasında isim marife ise sıfatı da marif olur. Ama ben az önce cümlelerin bir bütün olarak nekr olduğunu söyledim. Ona göre de formülleri oluşturdum. Peki ben o zaman bu cümleyi nasıl marife yapacağım? Hocam. E mevzulun mevzulun hocam. Geçen e mevzulun. Mevzulun. Evet. Ben bunu ismi mevsulle marife yapacağım. Bak cümlenin başına kastedilen tekil ve müzekker olduğu için ellediği getirerek bunu marife yaptım. Bu marife olunca e, talip de marife. Bu buna sıfat oldu. O zaman şunun tamamının altını çiziyorum. Özdöbe'yi. Peki şimdi tercüme etmek istiyorum. Şimdi az önce Arapça'da yaptığım şeyi Türkçe'de de gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Bak hangi işlemleri yaptım? Yapıyorum. Şuradaki cümleyi sıfat yaptım ya. Sıfat yapmak için marifeleştirdim ya. Ama Türkçe'de nasıl yapıyorum? Bakınız şunu öne alıyorum. Şuradaki fiili sıfat fiile dönüştürüyorum. Yazan. Sivaslıdır diye yükleme tamam. ilave ediyorum. Arkadaşlar biz bilelim ya da bilmeyeyim, bilmeyelim. Zihnimizde az önce yaptığımız işlemi yapıyoruz. Türkçe'de ve de Arapça'da. Türkçe'de bunu yapıyoruz, Arapça'da bunu. Ben diyorum ki, şurada dersin odasında yazıyor yüklemini, Türkçe yüklemi. Öğrenciye nasıl sıfat yaparken şöyle dönüştürdüm. Bunu biliyorsak e, Arapçasını daha kolay bir şekilde kurarız diyorum. Peki efendim, aynı cümleye gelin. Ayşe'dir diye e, uyarlayalım. Dersini odasında yazan öğrenci Ayşe'dir. Bak Türkçe'de ne değişikliği yapıyorum göreceksiniz şimdi. Dersin odasında yazan öğrenci şuradaki yüklemi Ayşe'dir. Sadece yüklemi değiştiriyorum. Ara, efendim Türkçe'de başka bir şey değiştirmiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türkçe'de mühendislik müzekerlik e, Ayrımı yok. Ama Arapça'da var. Buyurun. Ne dersiniz? Evet. 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 Kesinlikle. Buradaki kastettiğimiz bayan öğrenci. Şurada bu sebeple yazan kim? Bayan öğrenci. O zaman tek tubu diyorum. Buradaki ders bayan öğrencinin. Buradaki tamam. o da bayan öğrencinin. Eee? O zaman ben dersini odasında yazan kişiyle kastettiğim erkek mi bayan mı? Bayan. O zaman bunu da elleti ediyorum. Et <laughs> talibetü leti tektubu derse fi gurfetihe aişetu. Ha, diyeceksiniz ki hocam ya şu araya özneyle ile yüklemin arasına bir fasıl zamiri koysak olma mı? Çok güzel olur. Diyeceksiniz ki bilmeyenler için söylüyorum. Fasıl zamiri de ne? Fasıl zamiri özne ve yüklem arasına konulabilecek yani konulmak zorunda değil tercih unsuru konulabilecek e, efendim üçüncü şahıs zamiridir anlamı yoktur kullanımı vardır kullanmasan ne olur e, bir şey olmaz kullansan ne olur yine bir şey olmaz fakat e, şuradaki fasız zamirini eğer koyarsan, parantez içerisine aldım, bunun bize verdiği bir mesaj var. Öncesi müpteda öbeği, sonrası haber öbeği. Dinleyiciyi rahatlatır. Kurduğun cümleyi daha rahat anlamasına efendim e, yardımcı olur. Peki hocam Ayşe'ye de bir ek yapabilir miyiz? Yanlış olur mu cümle o zaman? Bir daha söyleyeyim. Ayşe'ye bir ek yapsak yanlış olur mu? Ayşe'nin arkasına gibi. E, müştehid etün dersen e, efendim burada yapı ve anlam tamamen değişir biliyor musun? Şöyle müştehid etün kelimesi biliyorsun nekra. Eğer Ayşe'ye sıfat yapayım dersen o zaman çok güzel olur fakat el takısı koyup el müştehide tut hemen lazım. Fakat hocam ben el takısı koymak istemiyorum. Negre yapmak istiyorum dersen o zaman şu müştehide tutun kelimesi yükleme dönüşür. Bu durumda şuradaki hiye'nin rolü ortadan kalkar. Bu hiye diyor ki ben özne ile yüklemi birbirinden ayırdım. Ama yüklememiz bu. O zaman bunu şuraya koyalım koymamız lazım. Ayşe'den sonraya. Ayşe'den sonraya koyduğumuzda peki bu Ayşe'nin görevi ne olur? Şuradaki Ayşe bundan sonraki üçüncü derste göreceğiz. Şu ifadenin bedeli olur. Yani dersini odasında yazan kız öğrenci Ayşe çalışkandır. Anlamını verir. Ama sen sanırım şunu kastettin. Ee, efendim, sıfat olarak getirsek olur mu? Olur. Evet onu zorlamak istedim ama. Evet. E, Ayşe'nin marif olduğunu bilmemiz lazım. İstediğimiz eki getirebiliriz. Mesela buraya Ayşe tülleti tarraftu aleyha gable seneteyni. Hı. Bak uzatır giderim. Evet iki sene önce tanıdığım Ayşe'dir. Evet. Odasına ders çalışan. Evet. Ve ben bu cümleyi nasıl kurdum biliyor musunuz? Elletinin yani orada ismi mevsuldür. Sayesinde. Evet. Yani yukarıda vermiş olduğum iki k ka, e, kaide çerçevesinde. Bir. Nekradan sonra gelen kendisiyle bağlantılı cümleler sıfatıdır. Marifeden sonra gelenler ise haberidir. Peki Marifeden sonra gelen cümleyi nasıl marife yaparım? İsmi mevsulle. Bu üç kaide aman Allah'ım size nasıl cümleler kurdurur ya? Eğer bir de bunlara başta söylediğim e, iki tanesini de e, ilave ederseniz kimse tutamaz sizi. Nedir bu ikisi? Möbel maslar oluşturma. Bir de cümleyi zarflaştırma. Bakın. Aynı aşamaya gelin şu üçünü uyarlayalım. Mesela şurada bir cümle kurdum. Tarrabtu aleyhe kable seneteyn. Ne? Bu bir yargılı cümledir. İki yıl önce onunla tanıştım demektir. Elleti derseniz sıfat fiile dönüşmüş olur. Tanıştığı evet. oluyor o zaman değil mi? Evet. İki sene önce kendisiyle tanıştığım kişi oluyor. Peki ben şimdi bu cümlenin başına elleti yerine innemaya getireceğim. Alternatifleri tercümeleri verebilirsiniz. E, i̇ki sene önce tanıştığımda... onunla tanışınca şey. tanıştığımda mı? Ha, evet. tanıştığımda i̇ki sene önce, ben muydu onunla o tanıştığımda iki sene önce onunla tanışınca Bak zarflaştı. Peki aynı cümleyi elleti kullanarak sıfat fiile dönüştürdüm. İnama e kullanarak zarf fiile dönüştürdüm. En kullanarak mastarlaştırıyorum. Hadi mastarlaştırmanın Türkçe'de ne olduğunu da biliyorsunuz. O zaman tercüme ediniz efendim. İki sene önce e Onunla tanışmam, tanışmam, yani, tanışmam, evet. Evet, tanışmam, tanışım, e, tanış olmam, evet, tanışıklığım gibi tanışıklığım. bir anlam ben, veriyor. Ben, ben, Bakın evet. arkadaşlar ben bir tane cümle kurdum. Ne dedim? İki Peki. sene o, önce onunla tanıştım dedim. Bu Peki. yargılı bir cümledir. İsmi mevsulle, marife sıfatlı ile dönüştürdüm. İnnema ile zarflaştırdım. En ile mastarlaştırdım. Peki hocam yargılı, bir şey daha soracağım. İlki yargı bildiriyor. Ama geri kalan üçü e, Türkçedeki açıklamasıyla sıfat fiil, zarf fiil isim fiil <laughs> oluyor. Buyurun. E, estağfurullah hocam. İki sene önce tanıştığım Ayşe Ha. E, o zaman şu sıfat fiilini arıyorum. Sıfat fiili alıyorum. Önüne Ayşe'yi getiriyorum. Çünkü sıfatlar Ayşe'nin e, şey, Ayşe'nin sıfatı Ayşe'den sonra gelir. Evet iki sene önce tanıştığım Ayşe devam edin. Odasında ders çalışıyordu. Odasında ders e, çalışan öğrenciydi. Ha. E, önce odasında ders çalışıyor cümlesini kuruyorum. Yani böyle Petru, tanışma sahnesini bize canlandırıyor. Tedrus'u e, fi gurfeti. Fi gurfeti Şimdi bunu da geçmiş zamana çeviriyorum. Hikayeleştiriyorum. Kânet. Kânet. Evet. Kânet tedrusu fi gurfetiye. Odasında ders çalışıyordu. Evet. Ha. Teşekkür ederim hocam. Bunları türlü türlü ifade edebilirsin. Mesela şöyle de diyebilirsin. Ayşe ile tanıştığımda. Bakınız zarflaştırdım. Odasında ders çalışıyordu. Şimdi burada kene tedrusu figurfe diye odasında ders çalışıyordu. Ne zaman? Ayşe ile tanıştığımda. Şimdi Ayşe ile tanıştım diye bir cümle kurayım. Tarraftu ala Ayşe. Ayşe ile tanıştım. Peki bunu nasıl zarflaştırıyorum? inma ya da hinema hatta mazi olduğu için bu lemma bak baktema diyebilirim. Bu durumda artık yargılıktan çıktı. Tanıştığımda, tanışınca anlamına geldi. Araplar zarflaşmış olan bu cümleyi cümlenin en başına koymayı seviyorlar. Normaldeki yeri tamamlayıcı bir öge olduğu için cümle sonudur. Ama seviyor işte Araplar. Bu ifadeyi, zarflaşmış yapıyı öne almayı. Ayşe ile tanıştığımda odasında ders çalışıyordu. Peki efendim ben hani şöyle yazdıklarımı da dikkat alayım. Şurada kelime, isim, fiil, harf olarak üçe ayrılır dedik. Sonra dedik ki fiiller Yargı bildirir dedik. Sonra e, ama dedim ben fiilleri istersem yargı bildirmekten çıkarırım dedim. Şu üçünü söyledim ve örneklendirdim. Peki harfler arkadaşlar harfler tek başına bir ögeye karşılık gelmezler. Harfler ya iki ismi birbirine bağlar ya fiilleri birbirine bağlar ya cümleleri birbirine bağlar. Tek başına hiçbir öge değeri yoktur. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Harflerin tümü mevnidir. Fiillerden mazi fiil ve emir fiil mevnidir. Muzari fiil ise tekip nunu ya da kadınlar nunu almış ise mevnidir. E, geriye isim kalıyor. İsimlerin azı mevnidir. İsimlerin azı mevnidir. Biraz sonra e, onlar üzerinde duracağım. E, efendim isimlerin çoğu demek ki muraptır. Ve hani yukarıdan Hasan kelimesine bakınız. Bu bir isimdir. Damme, Feta ve Kesir alabilmiştir. Merfu, Masup, Mecrur olmuştur. Şimdi isimler üzerinden e, devam ettireceğim konuyu. Efendim e, konumuz şahıs zamirleri tabii ki değil. Fakat şahıs zamirlerine değineceğiz. Niçin? Çünkü kitabımız mebni isimlerden bahsediyor. Peki gelin şahıs zamirlerinden bahsedelim. Efendim şahıs zamirleri türlü türlüdür. Huve huma hum Hiye huma hunne Ente entuma entum Enti entuma entum ne? Ene nahnu Burada altı tane üçüncü şahıs altı tane ikinci şahıs olduğunu söyleyeyim. E, o zaman altı tane de birinci şahıs olması lazım. Ama efendim biz e, tekrarlardan kaçınmak için ene nahnu nahnu ene nahnu nahnu yerine ene ve nahnu demişiz. Fakat birinci derste hatırlarsanız şu ene ile bu enenin şu dört tane nahnunun birbirinden farklı olduğunu söylemiştik. Her neyse arkadaşlar bu zamirlerin, şahıs zamirlerinin tamamı mebnidir. Harekelerini değiştirmezsiniz. Peki bunlar ayrık zamirler. E bunların bitişik olanları da var. Tabi isme mi bitişiyor, fiile mi bitişiyor? Ona göre değişir. Mesela ketebe. İsterseniz tekrar yazalım. Ketaba, ketebu, ketebet ketebete ketebne ketepte diye devam ediyor. Arkadaşlar bu mazi fiillerin sonuna eklenen elif Wow. Şu mühendislik tezi haricinde mazi fiilin sonuna bu eklenen elif vav nun e tumatum ti tumatun ne tu bunların hepsi bitişik ref zamiri diye geçer İsterseniz özde zamirleri diyebilirsiniz bunlardan birinin birinin sonuna bu çekim tablosunda zikredilmeyen bir zamiri eklerseniz Buna da bitişik nasıl zamir ediyoruz. Nesne zamiri oluyor. Ketebehu onu yazdı demek. Demek ki zamirler gördüğünüz gibi efendim farklılık arz ediyor birbirinden. Peki madem şeye başladık nasıl zamirlerine ketebehuma ketebehum ketebeha ketebehuma ketebehunne ketebeke Ketebe kuma ketebe kum. Ketebe ki ketebe kuma ketebe ne? Ketebe ni ketebe ve ketebe Burada ketebeden sonra zikrettiğim mavi renkli hu huma hum he huma hun ke kuma kum ki kuma kun ne ni ve na bunlara bitişik bunlara bitişik nasıl zamer ediyorlar nesli zamirleri de diyebilirsiniz. Bunların hepsi mevnidir arkadaşlar. Peki kitap biliyorsunuz ketepe fiil ama kitap isim. Buradaki ismin sonuna e, eklenen şu huyu yine maviyle renklendireyim. Hu kitabı huma kitabı hum kitabı ha kitabı huma kitabı hunne kitabı ke Kitabı kuma, kitabı kum. bu ki, kitabı kuma, kitabı kum ne? Kitabı, kitabı ne? Burada bazı mavi renkler çıkmadı da, şuradaki huların hepsi şey, mavi, ee, efendim. Bu zamirleri arkadaşlar, is, isme bitişik cer zamirleri diyorlar. Zaten biliyorsunuz. Bir isim düşünün. Mesela gel köpek demek. Bunun sonuna bir zamir eklerseniz otomatikman isim tanıması kurmuş olursunuz. Kelbi köpeğim demiş oluyorsunuz. Kel bu kel senin köpeğin. Dikkat ettiniz mi? Bana ait köpek. Ben burada köpekten bahsediyorum. O yüzden neyden bahsediyorsanız tergibin önünde olur Arapçada. Her neyse e, efendim bunlara bitişik cerzamirleri diyoruz. Ve hepsi mevnidir. Diyeceksiniz ki, hocam şuradaki kitap yerine iyya eklesem de ve iyyahu iyyahuma iyyahum iyyaha iyahuma iyahunna iyake iyakuma iyakum iyake iyakuma ne? iya ya ve iyana desem bunlara ne dersiniz arkadaşlar bunlar da ayrık nesne zamirleri nasıl zamirleri adını alıyor bunlar da şahıs zamirlerinin bir türü Şahıs zamirlerinin her türü mevnidir. Mevnidir. Mesela Eabudu tapıyorum, inanıyorum, ibadet ediyorum demek. İyiyelke. Sana tapıyorum. Sana ibadet ediyorum. Hocam şu iyiyelkeyi başa alabilir miyiz? Ya arkadaşlar Arapça cümlede özne ve yüklemi başa alın. Tamam. Ondan sonra tamamlayıcı ögeleri sonraya getirin. Tamam. Hocam tamamlayıcı ögelerin yeri hep böyle mi? Hayır. Tamamlayıcı ögeler çok oynak, kaypak, hareketli, serbest. Yani onların hareket alanı kısıtlayan çok bir şey yok. Ee, belki iki şey, iki şey var. Kısıtlar onların hareket alanını. Bir tanesi anlamın kapalılığı. Anlamın e Anlaşılmasını zorlaştırması. Anlam e, zorlaşıyorsa neyin neye ait olduğu, e, kapalılığı söz konusu olacaksa herkes kendi yerinde olur. Ama böyle bir zorunluluk yoksa tamamlayıcı gelen istediği yere gider. Hatta sorayım size. E ee, bu da iyiyake. Fiil cümlesi midir? İsim cümlesi midir? Değil hocam. Bence. Değil değil. Değil cümlesidir. Ben iyyeke abudu diyerek cümleyi ne yapmış oldum? İsim cümlesine çevirmiş olabilir miyim? Lütfen doğru ya da yanlış cevap verin ki ben devamını getireyim. Hayır hocam. Bu hocam. Çevrilmemiş bence de hocam. Olmaz. Evet. Cümlenin yapısını değiştiremedim arkadaşlar. Cümlenin efendim e, isim cümlesi ya da fiil cümlesi oluşu e, noktasında değişiklik sadece ve sadece özde ve yüklem arasında söz konusu olabilir tamamlayıcı tamamlayıcı tüm ögeleri cümlenin başına bile alsanız ögenin şey öge demişim cümlenin yapısı değişmez. Değişmez. Mesela li ziyareti e, gable yevmeyni hasenen zurdu. Sorum şu. Bu cümle fiil cümlesi midir? İsim cümlesi midir? Fiil gibi sanki hocam. Kesinlikle fiil cümlesidir. Çünkü Bunu fiil cümlesi yapan Evet siyaret ettim. Ana ögeler bak zor tu. Yüklem yani fiil artı özleden oluşuyor. Ama hocam Ziyaret isim, kable isim, yevmeyin isim, hasan isim. Ama arkadaşlar bunlar ne özne ne de yüklem. Bunlar tamamlayıcı ögeler. Tamamlayıcı ögelerin tamamını cümlenin başına al, cümlenin yapısını değiştirmez. Demek ki isim cümlesi, fiil cümlesi ayrımında tamamlayıcı ögeler yok hükmündedir. Bu cümle sanki zurtu demek gibidir. Bu bir fiil cümlesidir. Peki efendim IYK e, abudu yine fiil cümlesidir. Abudu IYK yine fiil cümlesidir. Ben sadece tamamlayıcı olan ögeyi öne aldım. Ya da kendi yerine koyuyorum. Öne alıyorum, kendi yerine koyuyorum. Her iki halde de bu bir fiil cümlesidir. Diyeceksiniz ki öne almanın hiçbir değeri yok. Eee Efendim vurguyu üzerinde taşır diyebiliriz tabii ki. İyyâke abdu. Bu sebeple İyyâke nabudu için sadece sana ibadet ederiz anlamı verilir. Peki ben burada işaret zamirlerinden bahsettim. Özür dilerim. Şişahız zamirlerinden bahsettim. Ve şahıs zamirlerin tümünün mevni olduğunu söyledim. Hem fikir miyiz? İşaret zamirlerine geçeyim mi efendim? Geçebilirsiniz hocam. Evet. Arkadaşlar işaret zamirleri iki gruba ayrılır. Yakın ve uzak ee, diye. <laughs> ee, az önce şahıs zamirlerinden bahsederken üçüncü şahıs zamirlerinin huve humahum hiye ne şeklinde altı tane olduğunu söylemiştim değil mi? arkadaşlar bir ismin altı tane hali olması beklenir. Mesela Sivasiyun bir Sivaslı demek biliyor musunuz? Bu Sivaslı sözcüğünün de altı hali var. Nasıl yani? E bir tane erkek Sivaslı, iki tane erkek Sivaslı, çok tane erkek Sivaslı, bir tane bayan Sivaslı, iki tane bayan Sivaslı, çok tane bayan Sivaslı. Bak Sivaslı sözcüğünün altı tane hali var. Bu sebeple arkadaşlar Arapçada altı tane zamir kullanılıyor. Hu ve huma hum. Nitekim hu ve sivasiyyun. Huma sivasiyyani. Hum sivasiyyune. Hiye sivasiyetun. Huma sivasiyyetani. Hunne sivasiyyat diye cümleler kurulur. Bir ismin altı hali olunca altı tane de zamir olması lazım. Aynı durum işaret zamirleri için de geçerlidir. Ha yakın olsun, ha uzak olsun. Hâdâ, hâdâni, hâulâyi. Hâdihi, hâtâni, hâulâyi. Altı tane bakınız. Bunları yakın için kullanılır. Orta uzaklık ya da uzaklık için Zelike, zenike, ulâike. Tilke, tenike, ulâike. Kullanılır. Dikkat ettiniz mi? Altı tane. Ama niçin altı tane? Bakınız Sivaslı sözcüğünü yüklem yapar, yapacaksam işaret zamiri kullanarak hepsine ihtiyacım var. Hede Sivasiyun. Bu bir Sivaslı. H Sivasi yani bu ikisi Sivaslı. Hevuleyi bu Bunlar Sivaslı. Hedi Sivasiyetun. Heteni Sivasiyeteni. Ve Hevuleyi Sivasiyetun. Gördüğünüz gibi. Aynı durum uzak işaret zamirler için de geçerli. Zeynike sivasiyyun Zeynike sivasiyyeni Ulaike sivasiyyune Tilke sivasiyyetun Tehnike sivasiyyeteni Ulaike sivasiyyetun Örneklerinde olduğu gibi İşaret zamirlerinin arkadaşlar ikilleri şuradaki ikilleri muraptır. Ee, diyeceksiniz ki hocam mevni olduğunu söylemiştim. Tüm şahıs zamirleri mevnidir. İşaret zamirlerinin ikilleri muraptır. İkili dışındakiler mevnidir. Nasıl yani? Mesela raitu hazeyni. Bak bu ikisini gördüm. Hazeyni. Bu ikisini gördüm. Zeynike. Şu ikisini gördüm. Teynike. Şu ikisini gördüm. Ha zeyni. Zeynike. için müzekker. Ha teyni. Teynike. İkili için mühennes. Ve burada mansup halinde kullanılıyor. Arkadaşlar ikiller mansup bilye şeklinde irap edilir. Yani ikillerin nasıl hali ye iledir. Peki bir de selam verelim bakalım ne olacak? A. selam verdikten sonra da bu ikillerin selam tu ala ya yine mecbur olduğunu görüyoruz. Selam tu ala hadeyni, selam tu ala hadeyni, selam tu ala deynike, tu ala teynike. Bu ikisine, bu ikisine, şu ikisine, şu ikisine selam verdim anlamına geliyor. Demek ki ikiller Moraptır. Geri kalanları e, mevnidir. Ben şu an işaret zamirlerinden bahsediyorum. Arkadaşlar işaret zamirleri bu kadar. Fakat işaret zamirlerinin e, önemli iki tane hususu var. Yani şu an anlatacağım husus kısmen e, üçüncü ünitede geçecek. Kısmen. Ama geçmeyecek olan kısımlar da var. Ve vallahi billahi siz çok hata yapıyorsunuz bu konuda. Bu sebeple işaret zamirlerinin işaret zamirlerinin efendim e, kullanımına dair bir bilgi vermek istiyorum. Buraya üç tane madde yazacağım. Önce bir Türkçe bilgi vereceğim. Bu bir öğretmen. Bu öğretmen Sivaslı. Bunun babası Sivaslı. Dikkat edin, burada Türkçe cümlede bu tek bir sözcükten oluşuyor Özdeveyi. Arapça'da kullanımı kolay. Çünkü tek sözcü kullanıyorsun. Ha da bitti. Bu Bu bir öğretmen. Bu öğretmen ifadesinde dikkat edin, bu öğretmen bir sıfat tanıması. Burada iş işaret zamiri sıfat da geçiyor. Diğer bir ifadeyle işaret zamirli sıfat tanımlaması var burada. Doğru mu efendim? Arkadaşlar işaret zamirli sıfat tanımlaması Arapçaya iki şekilde tercüme edilir. Tercüme edilebilir. Yine işaret e, şey sıfat tanımlaması olarak sıfat tanımlaması olarak Diğeri ise bedel grubu olarak tercüme edilebilir. Nasıl yani? Şöyle. Bu öğretmen diyelim. Alternatifiniz var mı? Bu öğretmen Sivaslı deyin. Bu öğretmen terkibini Arapçada sıfat tanıması olarak kullanın. Ben yapayım. Büyük bir ihtimalle aklınıza her müderris geldi. Yanlış gelmiş. Çünkü her de burada sıfat olacaksa müderris de sonra gelir. Çünkü Arapça'da biliyorsunuz sıfat isimden sonra gelir. El müderris de marife her de marife. Zaten sıfat tanrısında sıfatlar sıfat ilgili isme dört açıdan uyar. İkisi de müzekker. İkisi de marife. İkisi de merfu. Tabi her de mebni olduğu için mahalle merfu. Efendim ikisi de tekil. El muderrisu haza sivasiyin. Bitti. Peki efendim. Fakat e, yukarıdaki cümlenin işaret e, zamirli sıfat Arapça Arapça'da bedel grubu olarak kullanımı çok daha yaygındır. Bedel grubunda işaret zamiri önce arkasından el takılı isim gelir. Eğer İşaret zamirinden sonra el takılı isim gelmiyorsa bedel grubu kuramazsınız. Ee, yani bu öğretmen demek istiyorsan şu e, Hdyi de da başa alacaksan ki Araplar bunu çokça yapar peşinden gelen ismin el takılı olması gerekiyor. Bu bilgiyi verdikten sonra kopya ekranda size sormak istiyorum. Bu Muhammed İzmirlidir. Şu Muhammed ise Mersinlidir. Bu cümleyi tercüme etmek isteyen varsa edebilir. Buyurun. Büyük bir ihtimalle ha, aklınıza Ha da Muhammed'in İzmirliyün. Büyük bir Hazla ihtimalle et. aklınıza Özür dilerim bir sen buyur. Estağfurullah hocam. Haza Muhammed'in İzmiriyün. İzmiri attım şu an tabii ki öyle mi yazıyor tam bilemediğim için. Kesinlikle attın. Diğer şıkkı alayım. Haz ee, diğer bir Haza Muhammed'ü İzmiriyün. E, sen Olsun. de aynısını söyledin. Haza Muhammed'un El takısı ekledim ama hocam Muhammed ismine. A ama ama bir sen Muhammed'in adını değiştirdin. Hmm. Tamam. Değil mi? Muhammed'in adı El Muhammed değil çünkü. Arkadaşlar nasıl ki Muhammed'in başına el takısı koyup adını değiştireme değiştirme hakkımız yoksa fakat hoca diyor ki bak Vedel grubuyla bu Muhammed demek için Hz'den sonrakinin el takısı alması zorunlu diyor. Ama el takısı koyuyorsun bu sefer de hoca karşı karşı çıkıyor. Özel ne olacak, olacak o zaman? Muhammed'in İzmir'i yan mi olacak hocam? Hüve mi koyacağız hocam? Baş, Hayır, Muhammedun Hazza demekten başka yolunuz yok. Evet Muhammed zaten marife e, oluyor değil mi? Koymamıza Evet, evet. Evet, o yüzden. Evet, evet, evet. Evet, evet. Şimdi o, o zaman. zaman şuraya bir açıklama yazayım. Ee, sıfat şey işaret zamirli. İşaret zamirli sıfat tamlamasında ee, işaret zamirini ee, öne alıp peşinden el takılı e, isim getiremiyorsak bu terkibi ancak sıfat tanımlamasıyla anlatabiliriz, ifade edebiliriz. Peki kendimi ifade edebildim mi? Şuraya olmayan yapıyı da söyleyeyim. Hade Muhammed'un İzmiriyon. Arkadaşlar, hada olmaz bu. Bu yanlış. Bu bir. İkincisi, Muhammed'in başına el takısı koymayı deneyelim. Adını değiştirdiğimiz için bu da olmaz. O zaman ne yapıyoruz? Sıfatlı e, isim tanımasını Türkçe'de olduğu gibi sıfat tanımasıyla anlatıyoruz. Muhammedun hada İzmiriyon. Peki efendim devamını getirelim. Şu Muhammed ise Mersinlidir. Şimdi şurada ise ifadesini tercümede yanlışlık yapacağınızı biliyorum. Arapçada bu ifade e, zor kabul edilir. Oysa ben öğrencilerime ilk ders anlatıyorum bunu biliyor musunuz? Türk öğrencilerime tabii ki. Diyelim ki Türk öğrencime. E, Türkçe'de biliyor ya bunu. Şu içinde ise geçen bu yapıyı görüyor musun? Evet görüyorum. Bunu Arapçaya tercüme ederken şunu aşağıya alayım. Türk öğrenciden sadece görmesini istiyorum. Ya bunun içindeki ise'yi görüyor musun? Bazen bu ise şöyle de ifade edilir. E gelince e gelince. Yani şu Muhammed'e gelince gibi şeklinde de kullanılır. Ama çoğu kere ise kullanılır. Tamam. Bu ise'yi görüyor musun? Görüyorum hocam. E tamam o zaman bu içinde ise geçen bu ifadeyi Arapça'ya tercüme ederken emma ile başlıyorsun. Emma ile başlıyorsun. Daha sonra şu iseye kadar geçen şu kısmı tercüme ediyorsun. Yani şuraya yani... yazacak olursam. Emma şu Muhammed sonra şu ise istilip onun yerine fe ye koyuyorsun. Yani şu Muhammed ise Mersinlidir ifadesini tercüme ederken emma emma şu Muhammed fe Mersin Mersinlidir diyorsun. Daha sonra da Arapçaya tercüme ediyorsun. Emme buyurun. Şu an tamamen öldürüyorum hocam. Emme e, Muhammedun haza fe Mersin Mersinliyim. E, harika. Emme Muhammedun Zelike. H de yerine zelikeyi getiriyorum. Şu demek olduğu için fe mersini yıl. Kesinlikle doğrusun. Çok da güzel yaptın. Mer şuraya. Evet. Mersini yıl. Emme Muhammedun zelike fe mersini yıl. Şurada zelikeyi Muhammed'in önüne alamayız. Bunu yukarıda anlattım. Şu Muhammed diyeceksen e, şu zamirden, işaret zamirinden sonra el takılı isim gelmesi lazım. Ama bu durumda Muhammed'in adını değiştiriyorum. E o zaman sıfat tanıması yapacaksın. Peki, emma fe kalıbı diyoruz biz bunu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de yüzlerce e, örneği vardır ve bu terkip Türkler için zordur. Ama ben bu kadar kolaylaştırıyorum işi. Peki birkaç tane daha örnek vereyim. Ali'yi ise Sivas'ta gördüm. Bunu tercüme ederken şöyle yapıyorsun. Emma Ali'yi ise silip fe Sivas'ta gördüm diye tercüme ediyorsun. Hadi yapalım. Emma <laughs> Ali. Yok olmadı şimdi. Önce <laughs> Ali'yi diyeceğim. Emma soruyorum size. Buradaki Ali ifadesi özde mi nesne mi? Nesne. Nesne, Nesne hocam. E o zaman Arapçada Nesne. fetala gitsin. Şimdi Ali'yi dedim. İsenin yerine F ye getiriyorum. F. Arkasından Sivas'ta gördüm diyeceğim. Raitu fi Sivas. Peki şöyle diyelim. Ziyaret için ise Ankara'ya gittim. Aa, bunun içerisinde ise geçiyor. O zaman bunu tercüme ederken ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Emma ile başlıyorum. Emma ziyaret için F Ankara'ya gittim. Buyurun. Emma li ziyareti Aynen. Zehebtu ile Ankara Hocam şimdi meallerde de bir ışık yanıyor şu an bende Allah razı olsun sizden. F'ye başka bir anlam geldi şu an. Bazen oturtamadığımız yerlerde demek ki böyle bir mana varmış. Efendim. En mafya kalıbı diyoruz. Bence bu kadar keyifli, bu kadar kolay. Özellikle evet. Türkler için ama. Ben ha İngilizlere nasıl anlatırdım? Zorunda kalırsak onu da öğreniriz. Efendim ama <laughs> Siz Türkler için. Hocam. M, A, F kalıbının kullanımı bu kadar kolay diye düşünüyorum. Hocam size bir şey sorabilir miyim? E, sormadan sorun. Ders içi ve dışı biraz bir soru. Şimdi bu e, yazma yeteneğinizi öğrendilerinize de öğretmek ister misiniz? İstemez misiniz? E, yani şu şekilde hızlıca yazmak mı? E, önce yazabilmek de sonra hızlanırız belki bilmiyorum. E, var. Benim 3-4 tane video var. E, efendim işinize yarayabilecek e, videolar e, diye bir oynatma listesi var. İçerisinde e, efendim na, nasıl Arapça yazılıyor e, efendim bu cümleler arası bakınız ben birden dersin evet. en başına gittim birden sonuna gidiyorum efendim burada nasıl hızlı gidilebilir nasıl evet. ulaşılabilir e, efendim kelimeler arasında bu oklar var ya. Evet, Bunlara dair video çektim, anlattım yani. O da var. Tamam. Bak ne diyorum, yüzün üzerinde video var ya. Akıl evet. almaz ya. Yedi sekiz yıldır Aynen e, efendim. Hocam. Yani orada e, farklı ders grupları var. E, efendim e, peki M mafeyi anlattığımı düşünüyorum. Hem mesela bak 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 emme bin ni'meti rabbike fehaddis evet peki bunu nasıl tercüme edeceksin tersinden yola çık bak ben burada ne diyordum ziyaret için ise Ankara'ya gittim nasıl tercüme ediyorum bak Ali'yi ise Sivas'ta gördüm şu Muhammed ise Mersinli ziyaret için ise Ankara'ya gittim Rabbinin nimetini ise Allah dur. Hocam ee, çok fena gerçekten. Emme em, 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 em fe kalıbı diyoruz. Evet. Ha bu uslup arkadaşlar şart uslubu içerisinde sanırım dört ya da beşinci ünitede geçirecek. Fakat hiç şartlıkla ilgisi yok. Gördüğünüz gibi. Evet. Peki bunun babası Sivaslı. Bunu kim kurabilir? Ama önce şunu anlayın. Bak. Bunun babası diyorum. Ben e, sağ tarafında bir tane adam var. Elimle ona işaret ediyorum. Ama siz onu görmüyorsunuz tabii ki. Ben işaret ediyorum. Diyorum ki bunun babası Sivaslı. Buyurun. Bilmediğiniz kelime var mı? Bilmediğimiz kelime yok da hocam. Ee, bunun babası derken bu nasıl tamlamasını nasıl yapacağımı çıkartamadım. E bu bu mu Ebu -ki Ebu -ki desem senin baban olur. Ebu -humu. Ebu -humu. Ebu e bu mu? bu İsterseniz e, Türkçe önce bir anlatayım. Bakınız bunun babası bunun, ise Sivaslıdır. Bunun derken buradaki bu işaret zamiri biliyorsunuz. İstersem ben Ali derim. Ali'nin babası olur. Ali yerine zamir koyarım. Onun babası olur. İşaret zamiri koyarım. Bunun babası olur. Uzak için koyarım. Şunun babası olur. Yani burada ne var biliyor musunuz? İsim tanıması var. Hiçbir şey yani. Bunun babası ya. Sen isim tanımasını biliyorsan bunu kurabilirsin. Buyurun kurun. E, Tabi isim tanıması kuramıyorsan. Azayla mı kuracağız hocam? E, bilemem. Hazen. Kur ki, kur yanlışı yap, doğruyu gör. Ee, Emma haza, e, e, Sen eski e, e, az önceki derstesin sen. Biz orayı açtık, yeni yeni <laughs> örneğe geçtik. Emma F kalıbını geçtik. Bunun içinde ise yok ki. Oyuncu Adolu, onun babası ise Sivaslıdır ama o anlam da değişti o zaman pardon e, hocam. Evet tabi ise, ise yok. Evet. Hocam Haza. haza e, Sivaslı e, hocam. Sivaslı e. Efendim bir defa çok yanlış yerden başlıyorsunuz. İşte hocam Bak, böyle deyince de böyle deyince Haza'yı başta kullanamıyorduk. Babayı baş almamız gerekiyordu onu diyecektim. Çünkü <laughs> harikasın. Bak burada bunun babası derken bu bir isim tanıması. Ve Babası asıl olan sözcük. Arapçada asıl sözcükler önce getirilir. O yüzden isim tavlamasında e, sınıfın kapısı derken kapıyı öne alıyoruz. Ayşe'nin kitabı derken kitabı öne alıyoruz. Söyleyeyim Dolayısıyla mi, burada ya? ben bundan bahsetmiyorum. Babasından bahsediyorum. Buyurun. Ama isim tavlamasına evet. el takısıyla başlayamazsın. Tevinle başlayamazsın. İkil çoğunluğunu ile başlayamazsın. Buyurun. Ebu Hu sivasi Ebu hede ya da Ebu hede. Ya e, Ebu hu değil. Oraya hu koyma. Koyarsak, <laughs> onun, babası Koyarsak onun babası mı olur hocam? Koyarsak onun babası olur? Ebu hu. Ebu hu de derseniz e, buradaki hede'yi onun babasına sıfat yapmış olursunuz ben huyu yanlış söyledim. E bu ha diyecektim aslında. E burada e, bunun e, şey onun bu babası demiş olursun. Onun bu babası Sivaslı, onun şu babası İzmirli. İki tane babası olmuş olur. Burada ne diyorum? Bunun bak bunun babası. Bunun babası Sivaslı. Evet. Burada anlatmak istediğim şey şu an işaret zamirleri üzerinde duruyordum. İşaret zamirleri tek başına bir ögeye karşılık gelebilir. Türkçe'de sıfat tanımlaması olarak kullanılabilir. E Arapça'da bu sıfat tanımlaması olarak da bedel grubu olarak da anlatılabilir. Ya da e, tamlayan olarak da kullanılabilir. Bunun babası örneğinde bu tamlayandır. Buradaki her de ile ettir. Bunu anlatmaya çalıştım. Peki efendim şimdi e, ismi mevzuller. Arkadaşlar Ders saatimiz doldu. Hatırlatın demiştiniz diğer derste. O yüzden hatırlatmış. Tamam. Allah razı olsun. E, arkadaşlar e, geçen, de, geçen videoda da söylemiştim. İlk 3 hafta e, biraz yoğun geçecek. E, ben kitabınızın Efendim teorini pratiğe dönüştürerek anlatacağım. E, ama kitabınızı anlatacağım. Sizin bir kere okumanızı da istiyorum tabii ki. Orada okudukça aa hoca bunlardan bahsetmişti e, diyeceksiniz. Peki efendim e, bu şurada yazdığım şeyler var. E, bunun üç hafta sürebileceğini söylemiştim. Bakınız ikinci haftaya başladık. Yaralayamadık. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere. Canım, ee, bir de bugün için kaneyi hatırlatın demiştiniz. Diğer dersi hatırlatalım mı? Kane'i de ee, hatırlat. E, evet yazdım onları çok önemli çünkü. Tamam. Kaydı durduruyorum. Kaydı durdur. Dur.